Ben sana dedim Agah Bey, bu iş yaş dedim. Öyle bir düğün dernekle, bir gece yemeğe göndermekle yuva mı kurtarılırmış dedim. Alalım karşımıza şunları, vakitlice bir konuşalım dedim. Bak ne oldu şimdi? Senin oğlan çekti gitti, oğlan yine benim kızıma oldu. Sen dördü birlikte kahve içmeye gitti demiştin değil mi Seher Hanım? Gitmişler. Ama sonra çil yavrusu gibi dağılmışlar. Tek tek döndüler. Al işte senin oğlan gelince de böyle oldu. Gayet. Ne olacaktı ki? Dördü bir çatı altında olacağım buydu tabii. O ne demek o şimdi? Ne demek anlamadım Seher Hanım. Senin o dilinin ucunda yine bir şey mi var Agah Bey? Şu benim dilimin ucu var ya Seher Hanım. Hay şu benim dilimin ucu kopsun be Seher Hanım. Sizin için geldim. Mutluluklar dilerim. O yaptığım bütün küçük sıradan şeyler var ya, onların hepsi benden alındı. Ben sana ne yaptım? Benden korkuyor musun? Karımı evine ben çağırdım. Burası benim evim amca. Bana bir şey mi yaptın? Bana bir şey yaptığını öğrenirsem, işte o zaman düşünürüm. Neye ihtiyacın varsa yavaş yavaş alacağım. Bunu söylediğime inanamıyorum ama evden ayrılma harika bir zamanlama oldu. Çok doğru bir adım. İşte böyle böyle Nedim'e karşı elimizi güçlendireceğiz. Mesajımı alınca ara beni. Tekerlekli sandalyeni vicdanını unutmamak için eve götürmen çok ilginç geldi bana. O evde sana bir şeylerin vicdanını kaybettirmesinden mi korkuyorsun? Peki, şöyle sorayım. Evde, evinizde birilerine vicdansızlık yapmaktan mı korkuyorsun? Zor bir soru sordum galiba. Peki, vicdanını en çok ne sızlatır Nedim? Amcam,
Amcam üzmek vicdanımı çok sızlatır. Oğlumuz tabii ki Nedim yüzünden gitti Aga. Bir gün önce burası benim evimi yapıştırıyor suratımıza. Bir gün sonra da oğlumuz bavullarını toplayıp gidiyor. Yani buna tesadüf diyemeyiz herhalde. Üzgünüm baba ama o konuda ben de kırgınım Nedim'e. Ezdi geçti hepimizi. Yakışmadı. Duydun kuzen. Kalbimi kırdın. Yakışmadı. Gönlünü alacağım. Söz veriyorum. Gönlünü alacağım. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.